Herkese New York'tan merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Bugün sizinle güzel New York manzarasıyla beraber Amerika'da yaşanan son önemli gelişmeleri paylaşmak için karşınızdayız. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydır Amerika'daki federal hükümet kapalıydı ve dün gece itibariyle hükümet geçici olarak yaklaşık 3 haftalık geri açıldı. Ve ikinci durum, dün yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesi de uzun süredir Başkan Trump'ın arkadaşı olan ve çevresinde olan bir kişi suçlamayla mahkemeye sevk edildi. Ve bu iki konuyu değerlendirmek için bugün karşınızdayım. Şimdi öncelikle herkesin bildiği gibi yaklaşık bir aydır hükümet kapalıydı, federal hükümet Amerika'da. Ve bunun da sebeplerine girmek istersek kısaca değinelim. Bunun da en büyük sebebi biliyorsunuz Başkan Trump. Seçime, yani başkan olmadan önce bile seçime katılırken iddialarından bir tanesi de seçim kampanyaları zamanında işte Amerika'nın güney bölümüne bir duvar örme isteğiydi ve bu duvar örme niyetini ve isteğini devamlı tekrarladı kendisi ve başkanlığı süresince de bunu devamlı istiyordu. Ve yaklaşık bir ay önceki bütçe görüşmelerinde de kendisi işte her zaman istediği bu bütçenin de onaylanmasını istedi. Fakat bu onaylanmayı cumhuriyetçilerin çoğu desteklese de demokratlar desteklemediği için bütçe görüşmeleri bir türlü sonuca vardırılamadı. Tabii ki bundan dolayı da Başkan Trump da gücünü kullanarak işte ben bu eğer benim istediğim duvarın örülmesi için istediğim bütçeye izin verilmezse ben de hükümeti açmayacağım dedi ve bu yaptığı ısrar bir ay sürebildi ve dün itibariyle kabul etmek zorunda kaldı. Tabi bu detayına indiğimizde şu an için kalıcı bir gelişme değil. Sadece 3 haftalık bir gelişme ve 3 hafta sonra hükümet tekrar kapanacak mı, devam edecek mi göreceğiz. Ama dün itibariyle bu noktada karar verilmiş durumda. Ve dün itibariyle bu noktada hükümet geçici olarak da olsa 3 haftalığına tekrar açıldı. Bu ne anlama geliyor? Yaklaşık 800 bin federal çalışan bir aydır maaş almıyordu. Şimdi onlar almadıkları maaşlarını geri hemen alacaklar ve işlerine devam edebilecekler ve maaşlarını almaya da bu arada devam edecekler. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. Gerçekten artık Amerika'daki yaklaşık 800 bin çalışan, federal çalışanın etkilenmesi ve kurumların da etkilenmesi, bunun için Adalet Kurumu'ndan tutun da işte vergi dairesine kadar bunların etkilenmesi ciddi sorunlar getirmeye başlamıştı. O açıdan bu tip olumsuzluklar devam etmemesi için bu şu anki varılan nokta çok önemli bir adım olarak görünüyor. Tabii maalesef bu tip olumsuz bir gelişmenin yol açılması gerçekten kabul edilebilir değil. Demokratlarla cumhuriyetçilerin bir ortak karara varamamasının maalesef zararını yaklaşık en az 800 bin çalışan çekti ve sadece onunla da kalmadı. Bu 800 bin çalışanın çalıştığı kurumlarla tabii ki işi olan vatandaşların da durumları çok kötü etkilendi bir aydır ve ekonomiye de inanılmaz bir zararı oluştu. Dolayısıyla bu tip kapatmaların oluşmamasını umuyoruz bundan sonra ve bu yaşanan kapatma Amerika'nın gündeminde, yani Amerika'nın tarihinde en uzun yaşanan kapatmalar arasında şu an. Dolayısıyla şu anki gelişme, Amerika'daki federal hükümet tekrar operasyona başlayacak ve 3 hafta sonra da tekrar bir kapama olacak mı olmayacak mı bunu görüyor olacağız. Bu haftaki yaşanan ikinci önemli gelişmelerden bir tanesi de biliyorsunuz uzun süredir devam eden ve Başkan Trump'a karşı seçimler zamanında Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığı ile ilgili olan araştırmayı yürüten özel savcılardan Mueller'in yaptığı soruşturmaların sonunda dün itibariyle Başkan Trump'ın yakın çevresinden olan Roger Stone isminde bir kişiyi dava açılması noktasında savcı Mueller adım atmış oldu. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bu gerçekten Beyaz Saray için kötü bir gelişme ve Beyaz Saray'ın ve başkanın seçim döneminden itibaren etrafında yer alan kişilerin bir bir aslında Rusya ile ilgili bir işbirliği olma durumunu gösteren gelişmeler olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu tabii ki dün itibariyle hem bir aydır süren hükümet kapatılması hem bu Roger Stone isimli kişinin karşı dava açılması ve aynı anda da New York'ta bulunan havaalanlarında olan LaGuardia Havaalanı'nda bu hükümet kapatılmasından dolayı çok ciddi gecikmelerin yaşanması Beyaz Saray'ın elini kolunu bağladı diyebiliriz. Ve dolayısıyla Beyaz Saray'da dün
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından 3 haftalığına geçici olarak da olsa kapatmanın durdurulması kararını onayladı. Sizinle bu hafta Amerika'da yaşanan iki önemli konuyu paylaşmak için karşınızdaydım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Çok teşekkürler ederim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.